Kısıtlamalara, kurallara uymak çok önemli. O kurallara yoğunlukla uyulduğu için bugün bu olumlu rakamları ve normalleşme ile ilgili atılan adımları yaşayabiliyoruz. O kurallara uyulmazsa o adımlardan hızla geri dönülebilir. Şimdi Bursa'ya gideceğiz. Genç bir kadın sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti. Elbette emniyet güçleri kontrol ettiler, yakaladılar o kadını. Tam işlem yapıldığı sırada kurallara uymayan o kadın gazetecilere saldırdı. Daha önce de benzer görüntüler yaşanmıştı. Elbette kurallara harfiyen uymak gerekir. Ekranlarınıza getirelim o görüntüleri. Öyle bir hakkım var mı? Siz yasağı ihlal ettiniz. Tamam, yüzünüzü yayınlamam olur biter. Hayır, ben ne demek yüzünü yayınlamam? Ben işimi yapıyorum, kusura bakmayın, çekiyorum. Polise yakalandı, hıncını gazeteciden çıkardı. Kendi şahsi telefonu çekemezsin, kusura bakma. Ben kayda da alamazsın. Kayda da alamazsın. Telefonu bırakın lütfen. Bursa'da bir kadın polis ekibinin denetimine takıldı. Ne izni ne de ehliyeti vardı. Polis tutanak hazırladığı sırada bir gazetecinin çekim yaptığını gördü ve müdahale etti. Öyle bir hakkım var benim. Kardeşim, siz yasağı ihlal ettiniz. Tamam, yüzünüzü yayınlamam olur biter. Hayır, ben ne demek yüzünü yayınlamam? Ben işimi yapıyorum, kusura bakmayın, çekiyorum. İşimi yapıyorum. Uzaklaşır mısın? İşimi yapıyorum, çekeceğim ben. Gazetecinin işini yapmasına engel olmak için görüntü çektiği telefonunu elinden alacak kadar ileri gitti. Kendi şahsi telefonu çekemezsin, kusura bakma. Ben kayda da alamazsın. Kayda da alamazsın. Telefonu bırakın lütfen. Polis telefonu geri aldı. Gazeteciler bu kez kamerayla çekime devam etti. Kadın sürücüye toplamda 5623 lira ceza kesildi. Ama onun aklı hala yapılan çekimdeydi. Arasanıza ya. Soner abi arasana. Tamam ben geleni yapacağım. Abicim söyler misin?